Çünkü Allah diyor ki özel velilerim takva olanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlen nasbi el muttekun, insanların bana en yakını takva sahipleridir. Burada takva şartı var. Zaten evliya veli olan, takva sahibi olan ben senden üstünüm demez ki, o da kendini senden üstün gördüğü anda oradan çaptan düşer. Zaten sömürüyorlar diyor. Sömüren kimdir? O zaman söylesin. Hiç böyle bir sömüren, ha o istismarcıdır, o zaten veli olamaz ki. Kendine iş yaptıran, kendine çalıştıran, hizmet ettiren, böyle bir şey var mı İslam'da? Ondan sonra millete akılsız diyor. Bu kadar Osmanlı toplumu evliya toplumu yani üzere gelmiştir. Dil konusu olduğu zaman insanlar akıllarını neredeyse yitiriyorlar. Sürü haline dönüşüyorlar. Tamam da kimse ben veliyim diye çıkıp da ben veliyim, bana uyacaksınız diyen birini göstersin. Var mı hocam böyle bir tanım? Yani bir kişi mi isteniyor burada yoksa bir prototip mi? Tabii biz burada bir kişi isim üzerinde durmuyoruz ama bir prototip, bir grup üzerinde duruyoruz. Öteden beri bu şeyler böyledir. Bakın Araf suresinin baş tarafında Cenab-ı Hak bizi bu konuda uyarıyor. Böyle diyor ki Allah-u Teala اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Burada Araf 3. ayet. Araf da Kur'an-ı Kerim'in 7. suresidir. Şu anda elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 150. sayfa. Estağfirullah. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilmiş olan neyse siz ona uyun. Onun için dikkat ediyorsanız ben hep burada ayetleri okuyorum. Burada herhangi bir kimseyi susturmak ya da herhangi bir cevap vermek diye bir maksadımız yok. Burada asıl konu dinlerini öğrenmek isteyenlere Allah-u Teala'nın neler dediğini anlatabilmektir. Zaten Müslüman olmayan insanlar Kur'an-ı Kerim'de kendilerini muhatap kabul etmezler. Ama Müslüman olan herkes kendini Kur'an'la sorumlu saydığı için bizim buradaki görevimiz ilgili ayetleri bu insanlara okumak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in konuyla ilgili söylediği sözleri insanlara aktarmaktır. İşte bakın diyor ki Allah-u Teala اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size indirilen neyse siz ona uyun. İşte o Kur'an-ı Kerim'de olanlardır. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Allah'ın dunundan evliyaya uymayın. Dun ne demek? Şimdi dun üst mertebeden aşağısı demek oluyor. Şu mesela şu tavan üst taraf. Ben buradayım. Benimle tavanın arasındaki boşluğa dun kelimesi kullanılır. Benim üstümde, tavanın altında. Şimdi Allah'la kulların arasında bir boşluk ortaya çıkarırlar. Bu çok yaygın bir anlayıştır. Yani bu, zaten İslam'da dun kelimesi genelde dışında diye tercüme ediyor. Dışında yani değil. Allah Teala'yı tamamen bırakıp bir başkasını, bir başkalarını veli edinmek diye genelde tercüme ediyor. Allah-u Teala'yı tamamen bırakan hiç kimse yoktur yeryüzünde. Şeyler Zümer suresinin 3. ayetinde biliyorsun Allah-u Teala Mekkeli müşriklerin durumunu anlatıyor. Onlar diyorlar ki estağfirullah, yani o şey için tapmış oldukları putlarıyla ilgili olarak, aslında o put diye bizim adlandırdığımız şeyler Allah'ın kızları dedikleri meleklerdir. O melekleri temsil etsin diye putlar yapmışlardır. Ki bu Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayette var. Yani o taşa, o işte topraktan yaptıkları herhangi bir şeye... Tabii ki taşa toprağa falan taptıkları yok. Yani elbette. Onda bir şey olduğuna inanıyorlar. Yani taşa toprağa niye tapsınlar? Ama meleklere onlar tapıyorlar. O çok açık bir şekilde, yani o meleklere de kız diyorlar biliyorsunuz. Yani kızlar Allah'ın da, olanlar sizin mi diye ayette, birçok ayette Cenab-ı Hak bunu bildirir. Bak diyor ki burada Zümer suresinin 3. ayetinde, Zümer de Kur'an-ı Kerim'in 39. suresidir. Elâ lillâhi dînul hâlis. Dikkatli ol, saf din Allah'ın dinidir. Ne demek? Allah'ın Kur'an'da anlattığı dindir. Zaten bizim derdimiz de o. Diyoruz ki dini bulandırmayın. Yani siz çok güzel bir üzümün suyunu sıkarsınız. Gayet güzeldir. İçersiniz. Ama bu üzümü ekşittiğiniz zaman haram olur. Her şey
saptırılabilir. Her şey bozulabilir. İşte diyor saf din Allah'a ait olan dindir. Vellezine ettehadu min dunihi evliya. Ki bu çok genel bir ifade kullanıyor Allahü Teala. Allah'ın dinundan evliya edinenler. Yani Allah yukarıda, siz aşağıdasınız. Allah'la ilişkiyi bir başkasıyla kuruyorsunuz. İşte orada bir evliyaya tutunanlar var ya diyor. Ne derler? Derler ki, mâ nâbuduhum, biz bunlara kulluk etmiyoruz. Kölelik etmiyoruz. İllâ liyukarribûne ilallâhi zulfâ, Allah'a bizi daha çok yaklaştırsınlar diye biz bunların peşine takılıyoruz. Yani Allah'ı bırakmadıklarını anlamış oluyoruz. Allah'ı bırakmıyorlar. Amaç yine Allah'a ulaşmak. Hedefimiz Allah'a ulaşmak. Ama biz bu aracılara tutulursak bizi daha çabuk, daha çok yaklaştırırlar diyorlar. Abi işte Allahü Teala bunu kabul etmiyor. Şimdi bakın, şimdi mesela Hristiyanlar Allah niye kafir diyor. Bakın şurada, bilmiyorum ekranda gösterebilir misiniz? Biraz zoomlayabilirseniz rahat bir şekilde görülür. Şimdi şu resim şeyden alınmıştır. Bir Hristiyan sitesinden alınmıştır. İncil.com diye bir siteden alınmıştır. Burada yukarıda bak diyor ki kutsal tanrı diyor. Aşağıda günahlı insan diyor. Arası boş. Ne kadar yalvarsa yakarsa sesini duyuramıyor. En yükseğinde bile Allah'a ulaştıramıyor. İşte bu Allah'la insanlar arasında bir boşluk oluşturuyorlar. Ne kadar şey yaparsan bak altında da şunu yazmış oluyor. Diyor ki şimdi diyor ki burada aşağıda günahlı insan var. Arasında bir boşluk var. Ne kadar yalvarsa yakarsa sesini Allah'a işittiremez diyor. Sonra burada aynı resmi yapmışlar. Araya bir koyun koymuşlar. Şey bir kuzu koymuşlar. Kuzu. Bu kuzu İsa Aleyhisselam'ı temsil ediyor. Allah'la insanların arasında İsa Aleyhisselam girerse İsa Aleyhisselam'ın aracılığıyla ulaşabiliriz diyorlar. Niye İsa? Çünkü İsa Allah'ın oğludur. Mekkelilerin Allah'ın kızı. Mekkeliler melekler Allah'ın kızı diyor. Bazıları da araya koyduklarına tabi Allah'ın oğlu kızı diyemedikleri için bu Kur'an-ı Kerim'de kesin tabi ifade ama Allah'ın evliyası diyerek insanlarla kullanılan arasına koyuyor ve yeni bir din oluşturuyorlar. Biz de insanları bu konuda uyarmak zorundayız. Şimdi mesela Hristiyanlar bu bizim Kur'an ışığında aracılığa bakış kitabımızda bu konu aracılık çok aracılık ve şirk adlı kitapta bu konu çok detaylı olarak incelenmiştir. Bakın burada Hristiyanlar Allah'ı nasıl biliyorlar? Yani bugünkü Papa'nın kitabından, Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabından alınmış bir şey okuyacağım. Yani bir takım alıntılar okuyacağım şimdi size. O Kardinal Joseph Ratzinger, yani ismini değiştirmediği zaman ki o zaman kardinal idi. 12 kişilik bir heyetin 6 yıllık çalışması sonucu oluşturulmuş bir kitap ve papalığın resmi kitabı durumunda olan kitapta Allah inancı nasıl anlatılıyor onu bir görelim. Yani biz meseleyi yani o olay yani şuna buna karşı çıkıp cevap vermek değil doğrular ortaya konmasıdır. Elbette bizim yanlışımız kim söylerse söylesin biz de ona sadece teşekkür ederiz. Yani Allah'ın huzuruna yanlışla gitmek istemeyiz elbette. Eminim ki bizi izleyenler de aynı inançta ve kanaattedirler. Bakın burada o Katolik Kilisesi Din ve Ahlak ilkelerinde geçen şekliyle onların Allah inancı nasıl? Diyor ki Allah birdir. Ondan başka Tanrı yoktur. O gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten O'dur. O insanlara yakındır. Her şeyi bilir, her zaman vardır, varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığını O'na borçludur. Sahip olduğumuz her şey O'ndan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. Bizim inancımıza aykırı bir şey var mı burada? Ya birebir tutuyor. Ya zaten dünyada bunu bilmeyen de yoktur. Herkes bunu bilir. Bilmek yetmiyor.
uymak gerekiyor. Uyduğunuz zaman hayat tarzınızı değiştireceksiniz. Peki Allah'a niye baba diyorsunuz diye sorulursa diyor ki Allah'ın baba olarak adlandırılması her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocukların üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Yani sizin de anladığınız zaman da biz baba demiyoruz diyor. Yoksa Allah ne erkektir ne de dişidir diyor. Allah Allah'tır. Yani biz Allah'a baba diyorsak sanki siz öyle bir kadının kocası gibi düşünmeyin diyor. Biz sadece şefkatinden dolayı söylüyoruz diyor. Şimdi İsa Aleyhisselam'la ilgili inançlarına bakın. Yine aynı kitaptan. İsa babanın elçisidir. Yani Resulullah'tır demiş oluyor. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Mesih aynı ifade kullanılır. Rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Rahip demek yani Allah'tan korkan, din adamı demek. Peygamber zaten bildiğimiz kelime. Kral, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Batılılar kral derler. Çünkü Mekke'nin, Medine'nin yetkisi, yetkilisiydi. Daha sonra tüm Arap Yarımadası onun hakimiyetine geçmişti. Buna da problem yok. O kendiliğinden bir şey yapamaz diyor. Necim suresinde var işte bunun karşılığı. Estağfirullah ama yantiku anil heva. Kendi hevasından, kendi arzusundan bir şey konuşmaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. İn huve illa vahyun yuha. Ayeti tamamına uyuyor. Bir tek burada baba kelimesi bizim kulağımızı tırmalar ama onu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Hristiyanlar baba kelimesinden dolayı suçlanmamışlardır. Yani bu kelimeyi bazı insanlar farklı amaçlarla kullanırlar ama biz hoş karşılamayız. Doğru bir şey değil ama yani bundan dolayı... Esas hani eleştirilen noktaları bu değil. Eleştirme noktası oğul kelimesiyledir. Şimdi o babanın yanında, bak işte buraya kadar İsa Aleyhisselam'la ilgili söyledikleri kabul edilecek şeylerdir. Ama bundan sonra ne yapıyor? Bak diyor ki, şimdi Allah yukarıda, insanlar aşağıda. Arada boşluk var. Şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Aracılık yapıyor yani. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Aracılık yapacak. Diyecek ki ya Rabbi şu şöyle. Allah onun demek ki durumunu bilmiyor. Allah onu tanımıyor, İsa Aleyhisselam tanıyor. O da orada şey yapacak. Diyor ki Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter diyor. İşte Hristiyanların yoldan çıkmalarının sebebi budur. Bakın bu inançla yeni bir din oluşmuş. Ve işte kilise İsa'yı temsil eder olmuş. Papazlar İsa'yı temsil eder olmuş. Günahları affetmeye başlamışlar. Ve yeni bir takım anlayışlar olmuş. İşte dine girenleri onlar kabul ediyorlar. Onlar çıkarmadan dinden çıkılmıyor. Bu usuller bizim de değişik gruplarda maalesef vardır. İzlemeye devam edelim hocam. Onun zannettiği gibi değildir. Öyle köpeklerin güdeceği koyunlar gibi hakarete layık değildir. Milletimiz çok şerefli, aziz bir millettir. Osmanlı'dan beri gelen halkımız hakiki velileri ve müddeileri, şeyhleri, müteşeyyihleri efendim sahtekarları birbirinden ayıracak kadar feraset sahibidir. O kendi efendim kendini milleti nasıl bilirsin kendim gibi demiş. Herhalde kendisi öyle mi diyor, millete öyle hakaret ediyor. Bu kadar halka hakaret edilir mi? Bu kadar türbeler var. Bu türbelerin hepsi yıkılsın diyor. Halka hakaret iddiası var Cübbeli Hoca'nın. Din konusunda aklını kullanmayan insanların bir koyun sürüsü gibi olduğunu ve koyun sürüsünü de bir köpeğin bile güdebileceğini söylediniz. Herhalde hoca buradaki benzetmeyi gerçek olarak algıladı ve halka bu kadar ağır hakaret de edemez şeklinde. Bu benzetme bana ait değil. Bu Kur'an-ı Kerim'in benzetmesidir. Belki benim eksikliğim ayet-i kerimeyi okumayıp da ayetin anlattığı şeyi kendi ifadelerimle ifade etmem olabilir. Araf suresinin 179. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Estağfirullah. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ Cehennem için yetiştirmiş olduk diyor. Zera yaratmak değil de bir ziraat, zirai ürünün yani bir toprak ürününün gelişmesi, büyümesi. İnsanları da biliyorsunuz yani Allah-u Teala وَاَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتَ buyuruyor. Sizi yerden bir bitki gibi bitirdik ifade ediyor. Çünkü bizim onlar arasında benzerlik var. Bu başka bir konu.
Siz, insanlardan ve cinlerden çoğusunu cehennem için yetiştirmiş olduk diyor. Yani onlara nimet veriyoruz, büyüyorlar ama cehennem için büyümüş oldular. Neden öyle? Lehum kulubun la yefkahune biha. Kalpleri var ama kalpleriyle anlayışları arasında bir uyum yok. Yani onunla o olayı kavrayamıyorlar. Ve lehum a'yunun la yubsirune biha. Gözleri var, onunla gerçekleri görmüyorlar. Ve lehum adanun la yesme'une biha. Kulakları var ama doğruları dinlemiyorlar. Başka şeyler dinliyorlar. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala ulaike kel en'ami. Onlar en'am gibidir. En'am da En'am suresinin 143 ve 144. ayetlerinde koyun, keçi, sığır ve deve olarak ifade ediliyor. Ben o konuşmamda bunlardan sadece koyun kelimesini kullandım. Çünkü halkımız arasında bu daha çok yaygın bir ifadedir. Ulaike kel en'ami, onları en'am gibidirler. Belhum atallu, belki en'amdan da daha düşük seviyededirler. Ulaike humul gafilun, onlar gafillerdir. Yani ben orada koyun gibi olursanız köpekler de güder ifadesini kullandım. Allahü Teala ondan da aşağı seviyede olduklarını ifade ediyor. Bizim yaptığımız da zaten yaratıcının insanlarla ilgili söylediği sözleri Müslümanlara aktarmaktan ibaret. Yani din konusunda aklını çalıştırmayan insanların bu derece kötü olabilecekleri ayetin. Tabii. Yani aklını çalıştırmayan, gerçekleri görmeyen, doğruları evet. dinlemeyen. Yani mesela işte siz görürsünüz, ne kadar ayet okursan oku, ne kadar doğruları söylersen söyle, insanlar illa da ben falancadan duyduğumla yetinirim, başka bir şey yapmam deyip duruyorlar. Evet. Görüntüleri izlemeye devam edelim. Evet. Yüzü su hürmetine Eyüp Sultan'ın bile olsa istenmez diyor. Onu da yani kayıt altına aldım. Onu da soracağım. Yani sen Ebu Ayyub el Ensari'ye evliya desen kabul etmiyor. Ebu Ayyub el Ensari'ye evliya deseniz kabul etmiyor diyor. Halbuki başta her Müslüman evliya dediğiniz için sizi eleştirmişti. Yani nasıl bir evliya tarifi ki bu? Bir tarafta kabul ettiğiniz için eleştiriliyorsunuz, bir tarafta kabul etmediğiniz için eleştiriliyorsunuz. Şimdi orada Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir değerli sahabisi, ilerlemiş yaşına rağmen Medine-i Münevvere'den Allah'ın dinini yaymak için buraya kadar gelmiş ve burada canını vermiş olan bir kişi. Bunlar Kur'an-ı Kerim ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın son derece değer verdiği insanlardır. Bütün müminler evliyaullah'tır. Onun evliya olmaması diye bir şey yok da bu şahısların zihnindeki evliya kavramı yani çok farklı. Yani evliya deseniz kabul etmez, etmiyor da diyor. Yani bu şahısların zihnindeki evliya kavramı evet. çok farklı. Allah'la kul arasındaki bir makam. Araf suresinin en başında... Üçüncü ayette biz az önce tamamlayamadık o ayeti okurken. Bizim karşı çıktığımız ya da karşı çıkmamız gereken bu evliya anlayışıdır. Bak diyor ki Allah-u Teala burada. Araf Kur'an-ı Kerim'in 7. suresidir. Elimdeki Musaf'ında 150. sayfası. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen neyse siz ona uyun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Onun duğununda, yani Allah'la kendi aranıza veliler koyarak ona uymayın. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bilgilerinizi ne kadar az düşünüyorsunuz? Düşünseniz bunların size bir faydası olmaz, zararı da olmaz. Sadece size sıkıntı verir, başka bir şey olmaz. Hani Allah'la kulun arasında bir takım aracılar koyarsanız. Şimdi o da diyor ki, bu kabirlerin yıkılmasını ister. Şimdi kabirlerin yapılması, böyle kabir yapılması, bina edilmesi ayrı bir konu. Zaten bizim fıkıh kitaplarımızın tamamında bunun haram olduğu yazar. Yani burada bunu özel olarak bir şey söylemeye gerek yok. Ama burada asıl yanlış olan, insanların Eyüp Sultan'ın kabrine giderek Eyüp Sultan'dan bir şeyler istemesidir. Ya da ölmüş olan kimselerden bir şeyler istemesidir yanlış olan. Yani buna yanlış diyen de biz değiliz ki, bunu Allah-u Teala söylüyor. Biz mesela Bakara suresini, Fatiha suresinin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetini Müslümanlar olarak günde 40 kere tekrarlarız. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı da yalnız senden isteriz diyoruz. Şimdi gidip de haşa sanki Cenab-ı Hakk'a baskı yaptırmak için
Allah vermedi ya işte Eyüp Sultan sen araya gir de şu işimizi hallet der gibi gidip de Eyüp Sultan ya da bir başka kabir sahibine yardım dilemeye gitmek gerçekten Cenab-ı Hakk'ın ayetinde belirtildiği gibi en kötü duruma düşmektir, en sapık duruma düşmektir. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'in 46. suresinde Ahkaf suresinin 5. ayetinde Cenab-ı Hak bunu çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki burada وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Burada da مِنْ دُونِ اللّٰهِ geçiyor. مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَا diye o Araf suresinin 3. ayetindeki ifade geçiyor. وَمَنْ اَضَلُّ kim daha sapıktır? مِمَّنْ يَدْعُوا yardım isteyenden. مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın doğunundan. Yani Allah'la kendi arasına koyduklarından. Men o kimseden ki la yestecibu lehu ona cevap veremez ila yevmil kıyame kıyamet gününe kadar. Mesela Eyüp Sultan kıyamet gününe kadar kalkıp insanlara bir cevap verebilir mi? Eyüp Sultan kalkıp kıyamet gününe kadar diyebilir mi ki ben işte sizin şu isteklerinizi duydum, işittim, şöyle oldu falan diye bir cevap verme imkanı yok. Vahum bu ölüler an duahim onların isteklerinden gafilun habersizdirler. Ne isteklerinde istediklerinde bilmezler. Üç ölmüş. Sonra ahirette nasıl cevap vereceklerini de Allah devam eden ayette bildiriyor. Diyor ki ve izâ huşira nâs insanlar toplaştığı zaman kânû işte Eyüp Sultan gibileri lehum bu insanlar için olurlar adaen düşmanlar olurlar. Ve kânu bi ibadetihim kâfirin ve onların bunlara yaptığı kulluğu da reddederler, kabul etmezler. Dolayısıyla yani bunu Allahü Teala en sapık davranış olarak nitelendiriyor. Bizim yaptığımızda insanlara Allah'ın ayetlerini evet, okumaktır. Yalnız bunları söylediğinizde şu şekilde bir itiraz gelebiliyor. Yani biz orada Eyüp Sultan'dan istemiyoruz. Biz orada da Allah'tan istiyoruz Allah'tan ama orada istiyoruz ama, yani. Ama onun bunu orada isteyip yani çok fark ettiriyor. Onun aracılığıyla deniyor işte zaten. Evet, yani bizzat Eyüp Sultan'a hitap ederek benim duamı kabul et, bana çocuk ver falan değil de yani hem orada dua etmek hem de ya Rabbi işte bu Eyüp Sultan Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine işte bana çocuk ver, eş ver, iş ver. Şimdi aracı koyduğunuz zaman işte o ayet-i kerimenin kapsamına girer. Bir de şeyde de o Zümer suresinin 3. ayetinde de mana budu millallahi yukarribuna ilallahi zulfa bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Allah'la ilişki kursunlar diye onlara kulluk ediyoruz diyorlar. Zaten bakın Allah insana şah damarından daha yakındır. Şah damarıyla sizin aranıza girecek herhangi bir şey sizi öldürür. İşte Allah'la sizin aranıza sokacağınız herhangi bir şey de sizin inancınızı, dininizi öldürür. Başka bir din haline getirir onu. Şimdi yüz hürmetine duaya gelince orada ben bizim söylediklerimizin hiçbirisi kendimize ait sözler değildir. Yani bu bir hadisten bahsediyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'nin annesinin kabrine girdiği onunla ilgili işte bir takım dualar yaptı. O hadis ravileri içerisinde bir şahıs vardır ki tenkit edilmiş ve sözü kabul edilemez bir kişi olarak bildirilmiştir. Zaten ulema da bunu almamıştır. Çünkü o ona dayanılamaz ve Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne aykırı bir ifade taşıyor. Peygamberimiz de Kur'an'dan başka hiçbir şeye uymazdı. Evet, o kabrine uzanıp yatması rivayet evet. Şimdi bakın burada Tahavi'nin akidesi var. Bu eski çok büyük ulemadan Tahavi. Hanefi. Hanefidir tabii ki. Hanefi mezhebinden bir zattır. Bu yüzü suyu hürmetine dua ile ilgili olarak şey yapıyor. Şöyle diyor. Kişinin Allah'tan başkasını duasının kabulüne sebep kılması, onunla tevessülde bulunması caiz değildir. Yani onu aracı yaparak Allah'a ulaşmaya çalışması caiz değildir. O şöyle demek ister. Falanca senin salih kullarından olduğu için duamı kabul eyle. Onun Allah'ın salih kulu olmasıyla
Beriki'nin duası arasında ne ilgi, ne bağlantı olabilir? Evet, yani Eyüp Sultan'ın türbesini yapılanlara bu açıklayabiliyor. Tabii. Bu duada taşkınlık yapmaktır. Allah Teala şöyle buyurur. Ud'u rabbekum tadarruan ve hufyeten innehu la yuhibbul mu'tedin. Rabbinize için için yalvararak gizlice dua edin. O taşkınlık edenleri sevmez. Zaten Peygamberimize de Allahü Teala Cin suresinde diyor: Estağfirullah ve ennel mesacide lillah fe la ted'u ma'allahi ahada. Mescitler Allah'ındır. Allah'la beraber bir başkasını yardıma çağırmayın diyor. Devam ediyor Tahavi'nin şeyinde, akidesinde. Bu Ebu'l-İz Eddimişki'nin yapmış olduğu şerhle birlikte bu. Bu ve benzeri dualar sonradan uydurulmuştur. Böyle bir dua ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, ne sahabeden, ne tabiinden, ne de imamların herhangi birinden aktarılmıştır. Bu ancak cahillerin ve bazı tarikatçıların yazdığı tılsımlarda bulunabilir. Bu ifade bana ait değil.